Öyle mi? Polis soruyordunuz. Ha, propolis var mı dedi. Sığında yaşlı arı çıkmış. O da tam verimli olmadığı için. Oğluna nasıl yaşlıymış değiştirmesi gerekiyor arı. Vazelinle karıştırıp sedefi olan bir arkadaşım var. Ay benim de sedefim var. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Bakın arkadaşlar neredeyse full'e yakın bir yavru yapmış. Kapalı yavru gözleri, larvalar beyaz beyaz. Siz net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın beyazlar larva. Polen paketleri var burada. İhtiyaca binaen arı sütü üretmek için kullanıyor. Bu da olmasın. Günlük yumurtayı da çünkü arılar burada huylandılar. Evet. Bak tam yavrusunu kapatmış. İki taraftan da. Yardımcısı yok gerek. Hocam kraliçemiz bak. Parmağımın ucunda şu anda. Şimdi benden kokuyu duyan bana saldırır mı acaba diye düşünüyorum. Sokuldu diye bu şey. Evet, fenomen salgılarlar. Mimlediler beni şimdi. Aa evet, ana çok güzel. Ha. Ne yapıyor? Bak hiç giriş çıkış şeyinin önünde durmuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Zar indirir. Onu mesela bal da yaptığımını düşün. Bunu keser alır bal olarak yersiniz yani. Evet. Sıkıntı olmuyor. Kapalı yavru gözleri yavru var. Aynen. Ama şey yok, larva yok, yumurta şu yok. Şu anda meme burada yok. Evet. Neredeyse şıpırtadırlar böyle şıpır 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 var ya şey yapıyorlar. Nektar mı koymuş buralara şey şu boş hocam sıvı onlar gözüken boş. Pırıl parlamasının sebebi bir sütüyle besliyor. Onun anaer olmasını istiyor. Şimdi bak, şu acıkları bırakacağız bak. Bırakacak, bunlar kaliteli olacak olan bak bir tane. Tıllı bak oraları alabilmesi için değil mi? Tamam. Kek de bırakıyorsun. Bak. Oradaki şey yüzükler burada da var. Burada da mı kraliçe istiyor? Tabii. Bak içinde onun larvası da vardı. Larvasını çıkarıp öyle şey yapalım. Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Denizli Aslan Çürek. Arıcılık derslerimizin teorik kısımlarını tamamladık. Öğrencilerimizden bir tanesi aktif arıcılıkla uğraşıyor. Uygulamalı eğitim için onun arılığına ziyarete geldik. Çok keyifli ve güzel bir eğitim, uygulamalı eğitim yaptık. Az önce yerinde gördük. Kovanları kontrol ettik, besleme yaptık. Ana arıyı, işçi arıyı, erkek arıyı, ana arı gözlerini, yavrulu gözleri, balların olduğu kısımları ayrıntılarıyla birebir uygulamalı şekilde gördük. Keyifli bir eğitimdi. Burada olmak, öğrencilerle birlikte birebir görerek öğrenmek çok keyifli bir süreç olmasını sağladı. Başarılı bir uygulamalı eğitimi sonlandırmış bulunuyoruz şu anda. Üretim artsın istiyoruz. Antalya ile arıcılık açısından çok önemli. Eğitimlere önem verdik. Uygulamalı eğitimlerimizi de gördük. Arıcılık desteklerimiz de devam ediyor. Bu süreçte Antalya Büyükşehir olarak her daim yanlarındayız. Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin kırsaldan kalkınmaya verdiği öncelikle arıcılık da önceliklerimiz arasında ve arıcılığı desteklemeye devam ediyoruz. İsmim Şenol Dönmez. Babadan kalma 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Sertifikanın imkanlarından faydalanmak istediğim için Büyükşehir Belediye'mizin arıcılık kursuna başvurarak belge almak istiyorum. Profesyonel olarak bu arıcılığa gönül veren, yapmak isteyen arkadaşlar belediyemizin kurslarına gelip başvurarak belgelerini alıp profesyonel bir şekilde yapabilirler. Adım Aslı Altan. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılık kursuna katıldık. Tüm hanım girişimcileri, kooperatifteki bayan arkadaşları arıcılık kursuna bekliyoruz. Bu alanda çok eksiklik var. İyi bir üretim yapılabileceğini, Antalya'da daha çok geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İsmim Elçin Sezen Tarıkçı. Kursta hem teorik hem uygulamalı olarak gayet güzel bilgiler edindik. Arıcılık gayet önemli bir meslek aslında. Hobi değil, ben meslek olarak görüyorum. Ama yeterince önem verilmiyor. Bizimle beraber daha da önem verilerek, katlanarak büyümesini diliyoruz. Sezai Yılmaz uygulamalı olarak bize dersleri yeniden gösterdi. Ana arı üretiminin nasıl gerçekleştiğini, açık göz, kapalı gözleri iptal etti, açık gözleri bıraktı. Oradan kraliçe arı olacağını anlattı bize. Arının çalışmasını, kraliçe arı neler yapıyor onları gösterdi.